Merhaba arkadaşlar. Şimdi alabalık somon yemini yapacağız. Hamuru yapacağız. Hep birlikte izleyelim. Şimdi beni takip eden arkadaşlar. Evet. Burada yumurtamız var. Burada sarımsak tozumuz var. Bakalım. Şimdi burada sinirlerimiz var. Burada sinirlerimiz var. Burada azıcık unumuz var. Un. Burada un var. Şurada da küçük bir ne derler? Kepçemiz var. Şundan bir şu alabalık unu bu arkadaşlar. Alabalık unundan şöyle göstereyim size. Şu alabalık unundan şöyle atıyoruz. Şu ikiyi şöyle 3 oldu, az oldu. Şöyle olsun. 4 ölçek yaptık. Başka atar mıyız? Bir tane daha atsak iyi olur. Ama 4 tane olsun ki sonra küfür, ama gerçi buzdolabına koyarız belki. Şöyle olsun 5. Tamam mı arkadaşlar? 5 ölçek bundan koyduk. 5 ölçek şöyle gördüğünüz gibi. 5 ölçek şu küçük kabla koyduk. Şimdi hemen burada bu ne arkadaşlar? Alabalık yağı. Uzaktan aynı yere takıyorsun. Şuradan. Şurada alabalık şey, bu da yağ, balık yağı bu da arkadaşlar. Bu da balık yağı. Şurada sallıyorum bunu. Bu balık yağından da şöyle biraz katacağız. Elimizin simitle dışarı gitti. Evet, şimdi burasını gösterelim Zeynep Hanım. Şöyle, yani uzaktan göstersen. Şöyle şu balık yağından şöyle birazcık katıyoruz. Şimdi içerisini gösterebilirsin. Tamam, bu kadar. Attık. Bakın şöyle şu kadar balık yağından kattık. Buna reha versin diye, koku versin diye. Böyle. Çok güzel. Şimdi burada arkadaşlar başka bir şey var. Burada. Bu. Bosana iki iş. Şimdi burada biraz sarımsak tozu var. Azıcık da sarımsak tozunu atıyorum. Tamam mı? Şöyle sarımsak tozuna. Şöyle. Şöyle göz kararı sarımsak tozunu atıyorum. Tamam mı? Şu kadar şöyle sarımsak tozunu attım. Bunun ağzını kapatıyorum. Şöyle bir sarımsak tozunu almıştım ben. Şu sarımsak tozunu da buraya koyduk. Şimdi sinirlerimizi en son atacağız arkadaşlar. Birazcık un katalım. Şöyle birazcık un katıyorum. Çok az. Fazla katmak istemiyorum çünkü sonra eşkime yapıyor. Şöyle birazcık un katıyorum. Birazcık un katıyorum. Ah, biraz. Birazcık fazla olduğu gibi ama yok, ver yeter. Tamam. Tamam. Şöyle içerisini gör. Şöyle birazcık da un kattık. Bunu da kapatıyoruz. Şimdi burada 3 tane yumurta atmayı deneyeceğiz. Dördüncü yumurtaya gerek olabilir. Duruma göre bakacağız. Şimdi yumurtalarımızı kırıyoruz. Hemen şu bir. Hemen yumurtaları da bugün aldık ama yumurtalar o biçim yani sıcakta. Şu iki tane, şöyle bir iki tane olsun arkadaşlar. Şöyle bir parmağımızla bir karıştıralım. Duruma göre bakacağız. Bugün
Saat işte şu anda 2 civarı. Öğleden sonra bugün gidebiliriz. Bugün seçim günü. Bugün 28 Mayıs 2023. Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin oyumuzu kullandık. Şimdi balığa gitme düşüncemiz var. Bakalım hayırlısı. Ne yapacağız bakacağız. Şu anda bu biraz şey oldu. Eksik oldu. Buna şimdi hemen bir tane daha yumurta atayım. Bir tane daha yumurta atalım buna. Şu yumurtayı kıralım buna. Buraya çekiyorsun değil mi? Malzemelerimiz gözüksün. Şöyle. Aha. Bunu da öyle. Evet. Yumurtamızı kattık. Şöyle karıştırıyoruz. Hı. Bayağı sulu oldu ha. Böyle. Sarımsaklı. Balık yağlı. Balık unlu. İçine bu bayağı güzel hamur oldu. Islak oldu bu. Birazcık buna un katacağım arkadaşlar. Buna biraz un katacağım. Çok şey oldu. 3 tane yumurta bayağı yumuşak oldu malzemesine göre. Şimdi buna birazcık bana un katayım. Azıcık daha. Birazcık da un katayım. İyice un bunun tutmasını sağlar. Yani mısır unu atanları da var. Atılabilir. Vanilya katanlar var. Vanilya da katılabilir. Mısır unu da katılabilir. Bu artık sizin tercihinize kalmış ama ben balık unu, balık yağı, sarımsak atıyorum, yumurta atıyorum, un katıyorum. Başka bir şey atmıyorum şu anda. Yavaş yavaş malzemelerimizi toparlıyoruz. Sarımsak o biçim koktu. Böyle iyice yoğuracağız arkadaşlar. İyice yoğuracağız. Sürekli soruyorsunuz bana. İşte hamuru nasıl yapıyorsun? İşte ne katıyorsun falan böyle. Evet. Böyle. Gayet de güzel yumuşak oldu böyle. Bakacağız. Olmazsa biraz daha hamur atabiliriz. Birazcık şurada vanilya varsa vanilya katacağım buzdolabında. Bir bakayım da vanilya varsa azıcık da vanilya atayım. Birkaç tane de dursun kızım. Öyle dursun. Aynen öyle. Şurada hemen birkaç tane şekerli. Şurada olmazsa birkaç tane de şekerli vanilya katalım. Katalım. Belki bir işe yarar. Hop. Şekerli vanilyadan şöyle 2 tane ya da 3 tane katmayı düşünüyorum. Bence 2 tane yeter ya. Fazla da boğmaya gerek yok. Bugün de böyle olsun. 2 tane de vanilyadan kattım. Şöyle. Karıştıralım şöyle. Değişik değişik aromalar olsun içinde. Önemli olan balığın bu yani
bu aromaların balığı cezbetmesi. Balığı cezbettiği sürece yemimiz başarılıdır arkadaşlar. Yemimiz başarılı demektir. O yüzden bugün yine az yaptım böyle. Yani fazla da yaptık mı bu sefer küfleniyor sıcakta. Şu oluyor. Böyle. Göster Zeynep Hanım. Gayet de güzel oldu. Birazcık şöyle yoğuralım ki homojen olsun. Şöyle. Sakız gibi olmasını istiyorum ben. Kancanın ucunda dursun istiyorum. Buna birazcık daha un ekleyebilirim. Azıcık daha şöyle oldu. Birazcık daha böyle tutması için azıcık daha un ekleyeyim. Oluyor ama birazcık daha un olsa daha iyi olur. Azıcık daha böyle şuradan açalım şunu. Açayım. Ben açıyorum. Açar. Başka çaresi yok. Açacağız böyle. Birazcık daha un katıyorum. Şöyle. Tamamdır. Hiç su katmadım arkadaşlar eğer farkındaysanız. Genellikle su katmıyorum. Ama alabalık yağını su niyetine katıyorum. Alabalık yağı onu daha iyi tutuyor. Aroması daha güzel oluyor. O yüzden yani daha doğrusu alabalık yağı derken şu balık yağını yani. Balık yağını katıyorum. Şöyle. Yoğuralım. İsterseniz şöyle azıcık daha yağdan azıcık daha şu alabalık şeyi balık yağından azıcık daha katabilirsiniz. Aroması iyi koksun diye. Çok az çok az daha atayım ki o gayet iyi oldu. Fazla bile oldu. Şöyle. Evet. Balık yağını attık biraz daha. Süper oldu. İyice koksun. İyice koksun. Şöyle. Şimdi birazdan buna sim katacağım arkadaşlar. Birazdan buna sim katacağım. Katalım. Şöyle istediğiniz simi katabilirsiniz arkadaşlar. Ben genellikle çoğunlukla gümüş atıyorum. Gümüş renginde sim katıyorum. Ondan sonra karıştırıyorum böyle. İsteyen diğer renklerden de atabilir. Mesela biz buradan biraz yeşil atmak isteyebiliriz. Veya birazcık mavi atayım şöyle. Birazcık mavi. Biliyorsunuz mavi balıklar en iyi balıkların en iyi gördüğü renk maviymiş. O yüzden mavi renklisine attım. Benim biraz şöyle biraz yeşilinden atıyorum. Tamam mı? Biraz yeşilinden attım. Bugünlük bu kadar. Yeter. Şu altın sarısından da atmak istiyorum. Şurada bir altın sarısı var. Onu birazcık karıştırayım da öyle atayım. Şöyle. Birazcık da altın sarısını atıyorum.
Birazcık altın sarısı atayım şöyle. Tamam. Bugünlük bu kadar. Yeter arkadaşlar. Şöyle güzelce karıştıralım. Var yumurtanın. Yumurtanın hakkı. Şöyle. Hem sarımsak koktu. Bunlara buraya koyuyoruz. Şöyle şimdi iyice siliyoruz böyle. Vanilya kattık. Sim kattık. Şöyle. Güzel güzel. Yemimiz oldu sayılır. Yani bu tutar. Bu kancada durur yani. Kancada durur böyle. Zaten çok da sıkı olmasını istemiyorum. Çok da kancada sıkı olmasını istemiyorum. Böyle sakız gibi olmasını istiyorum ki balık ağzını alınca hemen kancaya saplansın. Hemen kancaya takılsın diye istiyorum. Böyle oldu. Bu böyle oldu. Elim bayağı perişan oldu. Bunu böyle elimle şey yapayım. Bayağı da yapışmaya başladı. Şöyle. Bunları fazla. Çünkü çok fena kokuyor arkadaşlar. Çok fena, çok fena kokuyor bu balık unu, balık yağı. Çok fena kokuyor. O yüzden bir an önce elime sürmeden böyle şeyle eldivenle yapıyorum. Bugün biraz az oldu ama önemli olan zaten her gidişte yapmak en iyisi arkadaşlar. Her gidişte yapmak en iyisi çünkü bu şimdi 2-3 gün böyle kalsın. 2-3 gün buraya çekelim denip. 2-3 gün böyle kalınca bu sonra kurumaya başlıyor. Sonra dağılıyor kancada. Ama yaptığım gün veya ertesi gün gittiğim an çok güzel oluyor. Çok güzel yem oluyor o zaman. Yani bunu şimdi yaptım ben. Birazdan balığa gideceğim. O yüzden yaptığınız gün yemi yaptığınız gün balığa giderseniz iyi olur arkadaşlar. Şöyle bir yemi yaptım. Elimi sürmek istemiyorum diğer elime. Çünkü kokusu zor çıkıyor. O yüzden eldiven kullandığım için bu gayet ideal oldu şu anda. Yem diye soruyordunuz. İşte yaptığım yem arkadaşlar. Ben aşağısı böyle gidiyorum, böyle atıyorum. Böyle vuruyor. Buna vuruyor. Yememiz bitti arkadaşlar. Şimdi bunu şeye koyacağım. Şurada bir kovası var. Şurada. Şu kovanın içine koyuyorum. Şu kovanın içine koyuyorum. Ondan sonra da götürüyorum. Böyle kovanın içine koyuyorum. Ondan sonra hadi bana eyvallah. Böyle sarıyorum. Sonra poşetime koyuyorum. Sonra poşetime koyuyorum. Hadi güle güle. Yemişi bitmiştir arkadaşlar. Oltası sudalar. Herkese rastgele. Seviyorsunuz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Tamam.